La Marca'lı yaratıcı Asilzade Don Kişot. Konusu: Şövalye romanları geç orta çağda aşağı yukarı günümüz televizyon dizileri gibiydi. Tamamen gerçek dışı, oldukça sığ, bağımlılık yapıcı. Sıradan bir İspanyol toprak soylusu olan Alonso Guiano, şövalye romanlarını seviyor, durmadan okuyor ve sonunda bir şövalye olduğuna inanmaya başlıyor. Kendine Don Kişot adını veriyor. Bir şövalye başlığı yapıyor, eski ve paslı bir zırh üstüne geçiriyor, cılız bir at kapıyor ve maceralar yaşamak için alelade işe aldığı şişman, iyi niyetli köylü Şanzo Panzi ile birlikte yola çıkıyor. Şövalyelik sanrısına kapılan Don Kişot, bir düşman ordusuna, yani koyun sürüsüne saldırıyor. Devlere, yani yel değirmenlerine karşı savaşıyor. Bir kaskı, tıraş leğenini yani, ele geçiriyor. Ve birkaç şarap tulumuyla girdiği mücadelede çok kan, yani kırmızı şarap, kaybediyor. Bir kale, bir han, yani genç ve soylu bir kızla, bir fahişeyle karşılaşıyor. Şanzo Panzo bu tüm aksiyonları oldukça saçma buluyor. Ama yine de ona katılıyor. Çünkü Don Kişot ona bir ada hediye edeceğine söz veriyor. Diğer insanlar kendini şövalye ilan etmiş bu adama sinir oluyor. Don Kişot için çoğu kez zafer yerine dayak oluyor. İkinci ciltte Büyük Sıska ile Küçük Şişko yeniden yollara düşüyor. Artık ünlüler. Çünkü bir kitabın kahramanı oldular. Daha fazla macera ve daha az dayak var. Sonunda Don Kişot evine dönüyor. Ateşi çıkıyor ve ölüyor. Şövalye romanlarının düşünüldüğü kadar harika olmadığını da sonunda anlatıyor. Şaşırtıcı bilgiler kısmı. Don Kişot ilk roman sayılıyor. Ama edebiyat bilimciler bugün bile Cervantes'in bu kitabı hangi okur kitlesi için yazdığını ve neler anlatmak istediğini anlamaya çalışıyor. Alıntılar kısmı. Kitabın ilk cümlesi İspanyolca olarak alıntılamak en iyisi. En un lugar de marca, de cuyo nombre quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Yani, Mancha'da adını hatırlamak istemediğim bir kasabada, çok da uzun olmayan bir zaman önce bir derebey yaşıyordu. Burada, cuyo nombre no quiero acordarme, en önemli bölüm. Çünkü Cervantes'in nereyi kastettiği bugüne kadar gerçekten de açığa kavuşturulamadı. Yeni başlayanlar için çok da uygun değil. Gerçi 17. yüzyılda bomba bir eserdi. Ve bugün de çok sayıda edebiyat tutkunu tarafından saygı dolu iç çekmelerle anılıyor. Dünya edebiyatı inanılmaz komik, büyüsünden hiçbir şey yitirmedi. Ama kitap 400 yaşında. Bu yüzden de dili, esprileri, yani bütün hikaye eski moda, alışılmadık, yorucu. Açıkça söylemek gerekirse yeni başlayanlara göre değil. Cervantes'in yaşam öyküsü ilahiyat öğretimiyle sakin, sakin başlıyor. Ama sonra bir kavgaya karışıyor. Hasmını yaralıyor ve cezadan kurtulmak için yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor. Önceleri İtalya'da yaşıyor. O da hizmetçisi olarak çalışıyor ve sonunda sahte bir isimle İspanyol donanmasında asker oluyor. Cervantes 1571'de Lepanto savaşında Osmanlı ordusuna karşı savaşıyor. Aslında hasta ve güverteye çıkmaması gerekiyor ama gerçek bir maceracı olarak kendini çatışmanın içine atıyor. Göğsünden vuruluyor ve sol elini kaybediyor. Bundan sonra Cervantes'e El Manco de Lepanto, Lepanto'nun tek eli deniliyor. Dünya çapında ünlü bir yazar, oldukça havalı bir isim. Cervantes donanmada kalıp subay oluyor. Günün birinde korsanlar onun gemisini ele geçiriyor ve onu esir olarak Cezayir'e götürüyor. Gözü pek İspanyol, 4 kez kaçmaya çalışıyor.
ama her defasında yakalanıyor. 5 yıl sonra nihayet serbest bırakılıyor. Donanmada birkaç sönük yıl geçirdikten sonra Cervantes'in aklına yeni bir şey geliyor. Para kazanmak amacıyla tiyatro için eğlenceli piyesler ve hatta roman yazmak. Ama sonra birden özel hayatında sorunlar çıkıyor. Eş, sevgili, çocuk, boşanma ve yazmaya zaman bulamıyor. Vergi tahsilatları olarak geçimini sağlıyor ve günün birinde zimmetine para geçirme suçundan hapisi boyluyor ve orada nihayet ünlü romanı Don Quixote'u yazıyor. Roman 1605'te yayınlanıyor ve büyük başarı elde ediyor. 1615'te yayınlanan ikinci cilt de aynı şekilde başarılı oluyor. Bir yıl sonra 23 Nisan 1616 günü Don Quixote ile kazandığı paranın tamamını çabucak tükettiği için 5 parasız bir adam olarak ölüyor. Cervantes 3 kez tüfekle yaralandı ve 5 yıl boyunca Afrika'da esir bırakıldı. Aslında bu zamanlarda Avrupa'da ilk kahvehane açılıyor Venedik'te 1645 yılında. Ayrıca İnci Küpeli Kız tablosunu bilirsiniz. O da 1665'te çiziliyor. Bu zamanlar içinde oluyor yani. Ayrıca 1636 yılında da Harvard kuruluyor. Taj Mahal de 1630 yılında inşa ediliyor. Yani bu zamanlar içerisinde yazılmış bir kitaptır Don Quixote. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Robinson Crusoe eserini inceleyeceğiz.